Efendim 2 Ekim Pazar sabahından herkese günaydın. Saatlerimiz 10.56'yı gösteriyor. Pazar siyasetine hoş geldiniz. Ben Pınar Işık Ardor. Yine bir saat boyunca Türkiye'nin öne çıkan başlıklarını çok değerli konuğumla konuşacağız. Önemli kulis bilgileri var. Çünkü bugün stüdyomuzda gazeteci yazar Hilal Kaplan'ı ağırlıyoruz. Hilal Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Bir gazeteciyle yayın yapmak benim için çok keyifli oluyor. Tabii ki siyasiler başımızın tacı ama gazetecilerle yaptığımız zaman biraz daha farklı bilgiler de alabiliyorum. Tekrar tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Sana. Çok sağ ol. Değerli izleyenler, şimdi tabii Türkiye'de konuştuğumuz manşetler, başlıklar malum. Bugün Altılı Masa'nın ikinci turunun ilk toplantısı var. Gözler Altılı Masa'ya çevrildi. Türkiye'de işte konuşuluyor. Millet İttifakı'nın ortak adayı kim olacak? Altılı Masa dağılacak mı? Dağılmayacak mı? Onlar da diyorlar ki bırakın kardeşim bunu. Hı-hı. İşinize bakın. Sonuçta Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var. Adalette, yargıda sıkıntılar var. Biz iktidara gelip bu sıkıntıları kaldıracağız diyorlar ve işte topu da Cumhur İttifakı'na atıyorlar. Şimdi her gün yeni bir anket açıklanıyor. Yani bir satranç başladı. Yaklaşık 8 ay sonra da Türkiye sandığa gidecek. Ama bunun içerisinde bunlar yaşanırken sevgili Hilal bir taraftan da birçok olaylar da oluyor Türkiye'de. Şimdi ilk konuyla başlamak isterim. O da geçtiğimiz hafta Mersin'de yaşanan o terör saldırısı. Hı hı. Polisimizin şehit olduğu terör saldırısı. Bu siyasete tekrar sirayet etti. Tekrar geri döndü. Ve bayağı da bir ciddi bir noktaya geldi. Çünkü oradaki teröristlerden birisi tutuklu gazeteciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutuklu gazeteciler raporunun içerisindeki isim olduğu söylendi. Hı hı. Ve polemik başladı. Cumhuriyet Halk Partisi teröristleri koruyor dendi. Cumhuriyet Halk Partisi buna çok sert tepki gösterdi. Ve ardından da geçtiğimiz günlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın bir yayın organından aldığı bir bilgi diye tahmin ediyorum. Kamuoyuyla paylaştı. Dedi ki o terörist dediğiniz kişi o terörist değil. Siz bize iftira attınız dedi. Ölen teröristin DNA'sını açıklayın diye İçişleri Bakanlığı'na seslendi. Şimdi şu konuyu biraz açalım mı? Elinde birçok bilgi olduğunu biliyorum, tahmin ediyorum. Biraz açabilir miyiz? Yazılar da yazdın, tweetler de attın. Nedir bu olay? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Bu bahsi geçen terörist Dilşah Ercan gerçekten CHP'nin yayınladığı tutuklu gazeteciler raporundaki isimlerden birisi. Bu isim Kemal Kılıçdaroğlu işte bahsettiğin gibi PKK'nın yayın organında hayır aslında o kişi değil, o kişi görevinin başında diye bahsediyor PKK. Yani görevinin başında dediği nedir? Hı-hı. Terörist aramızda terör faaliyetleri içerisinde. PKK'nın iddiası bu. Yani Dilşah Ercan denilen terörist, tutuklu gazeteciler raporunun içerisinde var olan bu isim PKK tarafından diyor ki o ölen terörist o değil. Yani onlar terörist demiyorlar tabii. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarından bahsedeceğim de velev ki bu terörist şu an diri. Mersin saldırısındaki canlı kişi bomba değil. Velev ki PKK görevinin başında diyor. Yani PKK'lı bir terörist. Ve sen ana muhalefet lideri olarak sen ve senin partin bu teröristi almış tutuklu gazeteciler, mağdur gazeteciler. Türkiye işte gazetecileri en çok gazeteciyi hapseden ülke propagandasını yapmış bir partisin. Ya insan en azından önce bir öz eleştiri yapar. Şu açıdan da öz eleştiri yapar. Bu olay tek değil ki maalesef. Yani CHP'nin daha önce de terör eylemlerine karışmış pek çok teröristi işte mağdur öğrenci, mağdur gazeteci vesaire diye savunduğunu biliyoruz. İşte bir tane fotoğraf göstereceğim. Mesela şöyle mi göstereyim? Bu CHP Grup Başkan Yardımcısı biliyorsunuz Veli Ağbaba yine CHP milletvekiliyle birlikte bu ellerini kelepçelemiş olarak kaldıran, propaganda yapan, ajitasyon yapan kişi de Özge Aydın isimli bir terörist. Bu mecliste bu şekilde şov yaptıktan bir yıl sonra Suriye'ye geçiyor. PKK saflarına katılıyor.
3 yıl kadar PKK saflarında terör eylemlerini sürdürüyor. 2019'da ölü ele geçiriliyor. Ama sen bu terörist Suriye'ye geçmeden bir yıl önce bu şekilde mecliste sanki mağdur bir insanmış gibi onunla beraber poz verebiliyorsun. Grup başkan, pardon, genel başkan yardımcısı olarak. Yine mesela burada da Berna Yılmaz işte mağdur öğrenci olarak yine CHP'nin lanse ettiği fakat sonradan terör eylemine karışmış olan bir kişi, DHKPC'li kendisi. Özgür Özel diyor ki biz nereden bilelim kardeşim diyor, 6 sene önce diyor rapora girmiş ismin terörist olacağını. biz nereden bilebiliriz? Bu isimler zaten terörden ötürü tutuklular. Yani terör propagandası, terör örgütüne üye olmamakla birlikte onlara yardımcı olmak ya da terör örgütü üyesi olmak. Sen gidiyorsun bu isimlerin hepsini mağdur insanlar olarak lanse ediyorsun. Yurt dışında bunun propagandasını yapıyorsun ve bunu sistematik bir şekilde yapıyorsun. Yani Pınar 1 oldu, akıllanmadın. 2 oldu, 3 oldu, akıllanmadın. Şu anda 6 isim sayabilirim sana bu şekilde. Yine hatırlarsın Savcı Selim Kiraz'ın şehit eden DHKPC'liler kimle görüşmek istediler arabulucu olarak? Sezgin Tanrıkulu'yla. Yine Bayrampaşa'da Çevik Kuvvet'e saldırı yapan Berna Yılmaz, biraz önce ikinci fotoğrafta gördüğünüz, aynı şekilde sahip çıkılmış CHP'li vekiller tarafından. Vatan Caddesi'nde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne saldıran Elif Sultan Kaysen, o da etkisiz hale getirildi biliyorsun. O da aynı şekilde CHP'nin Özgür Özel sahip... diyor ki iktidar ne yapmaya çalışıyorsunuz diyor. Suçüstü yakalandınız diyor. Çünkü şunu da söylüyor Özgür Özel. Daha önce diyor CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunun diyor 23 Temmuz 2013'te yayımlandığını, terörist Dişah Ercan'ın 11 Mayıs 2013'te 4. yargı paketiyle serbest bırakıldığını söylüyor. Ve bu yargı paketini AK Parti meclise getirdi diyor. Bugün bize tweet atanlar, AK Parti'de o günde bugün görev yapanlar çift el kaldırıp oy vermiş. Mersin saldırganı da siz salıverdiniz diyor. Özgür Özel burada şu noktayı kaçırıyor herhalde. Bu teröristlerin serbest bırakılması için cansiperane bir şekilde hem yurt içinde hem de yurt dışında kamuoyu yapan parti zaten CHP. Buna önderlik yapan parti CHP. 6 tane örnek ortaya çıkmış. Hala da ben şunu görmek istiyorum Pınar, bir vatandaş olarak bırak parti siyasetini. Ya burada sistematik bir sorun yok mu? Yani 5 yıl içerisinde 6 tane terörist sizin işte şöyle mağdur böyle bilmem ne diye lanse ettiğiniz raporlarınızda ve yurt dışında Türkiye'yi bu şekilde kötülediğiniz, itham ettiğiniz raporlarınızda yer almış. Buna dair bir sözünüz olacak mı? Ama hiçbir ümidim yok. Çünkü dediğim gibi genel başkanları Kılıçdaroğlu çıktı. PKK'nın sitesindeki haber üzerinden bu sefer devleti yalanlamaya değil, DNA verin dedi. Kalkıştı. DNA verin dedi. İçişleri Bakanı da çıktı. Parmak izi eşleşmesi var işte. Sana kötü bir haberim var diye böyle Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Ve şunu söyledi. Görevinin başında ne demektir? Görevinin başında ne demektir? Kandil'in görevinin başında dediği kişi teröristtir. Ve dirisiyle ölüsüyle sen bir teröristi, mağdur gazeteci olarak, ana muhalefet partisi lideri olarak sahip çıkmışsın. Buna dair en küçük öz eleştirin olmayacak mı? Burada bir hatan olduğunu kabul ama etmeyecekler. Şimdi maalesef. Şöyle tazminat davası açacağız diyor Özgür Özel. Evet, tek tek üstüne. Bütün gazetelere, o manşetleri atanlara, gazetecilere açsınlar. Gelen parayı da şehit ailelerine vereceğiz diyor. Ben az önce düzelteyim, 6 yıl dedim. 11 yıl önceki kişinin bugün terörist olacağını bileceksin. Onunla temas edeceksin. Sizin gibi rütbe mi taktık biz? Mercedes mi verdik diye bir gönderme de yapıyor. İddialara veya suçlamalara bile baktıklarına emin değilim ben açıkçası. Çünkü yani enteresan terör... Yani gerçekten şimdi bir tarafta bunlar söyleniyor. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi çıkıyor diyor ki yani bize kumpas kuruluyor diyor. Teröristlerle gerçekten... bir işbirliği yaptığımız evet. Göstererek bir kumpas kuruluyor. Mağdurlar yani bir de. Mağduruz üstüne diyorlar. Bir de mağdur yani CHP. Yani şehidimizin ailesinin ne hissettiğini düşünemiyorum bile. Yani mağduriyet iddia edebiliyorlar bu durumdan ve üstüne üstlük hiç akıllanılmamış PKK'nın sitesini referans vererek yine devlete saldırmaya devam ediyorlar. Yani devletin
istihbaratına güvenmiyorsun. Devlet diyor ki bunlar terör örgütü üyesi ya da teröre yardım yataklık ediyor. Sen buna inanmıyorsun. Bunlar tutuklu gazeteci diyorsun. Sonra gerçekten bir terör saldırısı oluyor. Devletten istiyorlar. PKK devlet çıkıyor. Veriyor, bu gerçekten bu terörist bizim aramızda görevinin başında diyor. Ve sen hala daha aynı pozisyonu sürdürebileceğini, bunun akıl kârı olduğunu düşünüyorsun. Peki. Enteresan bir tartışma halen devam ediyor. Bugün İçişleri Bakanı'ndan da bir açıklama geldi. Hatta Amerika'dan da bir silahların selin olsun istenmiş. Sanıyorum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da siz önce YPG'ye verdiğiniz silahların selin numarasını verin demişler. Böyle bir açıklama da var. Ne hakla ne cüretle. Evet. Tabii. Şimdi bu tartışmayı da takip edeceğiz. Merak ediyorum. Şimdi sevgili iler, bugün altılı masa... tabii tartışılan, yani Türkiye'nin çok konuştuğu mevzulardan bir tanesi, aday açıklamayacağız dediler. Neden bu kadar çok merak ediyorsunuz diyorlar. Karşılıklı bir takım polemikler yaşanıyor. Tabii biz de kulislerde kaşıyoruz, yani sen çok değerli kulis bilgileri de alıyorsun, çok da sağlam bir savunucusun. Eline de birçok bilgi de geliyordur diye düşünüyorum. Şimdi altılı masa ile ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Ne oluyor altılı masada? Altılı masa o taraftan, İlha Kaplan tarafından nasıl görünüyor? Altılı masa... Mesela o masanın lideri kim? Yani o masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Yani kurdu. Acaba? Öyle mi? Yani... o masanın lideri kim? Hı hı. Birincisi, biliyorsunuz yurt dışı desteği çok fazla. Yani Türkiye'de Erdoğan'ı devirebilecek bir muhalefetin olması, ki ABD Başkanı açık açık söyledi. Erdoğan'ı devirecek olan bütün aktörlere destek olacağız diye. Bu böyle bir açıklamada bile bulundu. Altılı Masa'nın lideri kim? Evet, Kur'an Kılıçdaroğlu gibi görünüyor olabilir. En güçlü aktör Kılıçdaroğlu olarak görünüyor olabilir. Ama Kılıçdaroğlu'nun bir zayıf karnı var. Aday olmak istiyor. İkna etmek zorunda, ya mecbur etmek zorunda ya da ikna etmek zorunda. Bu minvalde altılı masanın lideri daha çok Akşener gibi görünüyor. Yani yönlendiricisi, dizayn edeni bir şekilde ön planda olarak ben Meral Akşener'in olduğunu düşünüyorum. Fakat tabii ortada çok büyük bir kaos var altılı masa dediğimizde. Yok diyorlar. Kaçıncı buluşmaları oldu artık sayamadım. 6 bitti, 2. turun birincisi başladı. Evet, 7. buluşma olacak. Ne çıktı ortaya? 2. Yani ortaya sabit olarak istikrarlı, halka umut verecek. Şu anda seçimlere çok az bir vakit kalmış durumda. Halka umut veren kazanır seçimlerde. Yani halka güven ve umut veren kazanır. Şu anda baktığınızda herhangi bir umut vaat ettiklerini söylemek çok zor. Şu açıdan çok zor. İşte güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye bir takıntıları var, biliyorsun. Yani halk daha yeni referandumda bunu geçirmiş, onaylamış %52 ile gerekli sistem değişikliği olmuş. Sonucunu da almışız. Yani gerçekten başkanlık sistemi, mesela bu pandemiyle mücadelede yani hızlı karar alma mekanizması olmasa, devlet bu kadar çevik bir şekilde müdahale etmese duruma, çok daha farklı bir yerde olabilirdik. İşte bazı Avrupa ülkelerinin düştüğü zora düşebilirdik gibi. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem takıntısının halkta bir karşılığı olduğunu ben düşünmüyorum. İkincisi, güven vermiyorlar dedim. Çünkü gerçekten birbirlerine güvenen altı aktör görmüyoruz altılı masaya baktığımızda. Mesela Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Karamollaoğlu dedi ki normalde koalisyonlar seçimlerden sonra kurulur ama biz seçimden önce kuralım. Neden böyle diyor? Çünkü güvenmiyorlar. Birbirlerine güvenmiyorlar ki halka güven versinler. Hani bakan pazarlığımızı yapalım, milletvekili pazarlığımızı yapalım vesaire gibi sorunlar var. Yani seçim sonrasında bırakmayalım bu işleri, biz seçimden önce netleştirelim. Senin programında Gürsel Tekin Bey çıktı, dedi ki HDP'den bakan meselesi. Daha önce de biliyorsun başka bir CHP milletvekili demişti. İYİ Parti çıkıyor diyor ki böyle bir şey olamaz. Acaba yani şimdi CHP niye çıkıp ikide bir HDP'li bakan diyor? Çünkü bunu söylemezlerse HDP'nin desteğini alamamaktan
korkuyorlar. 6 artı 1 ittifakı diye bu yüzden diyoruz yani oradaki artı 1 o her zaman için Gürsel Tekin'in HDP. Kendi kişisel görüşleri midir? O bir parti görüşü müdür sence? Yani Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına baktığımızda en son bu biraz önce konuştuğumuz tutuklu gazeteci şeklinde lanse ettikleri terörist meselesinde PKK'ya bile referans yaptığını gördüğümüzde HDP'yi asla rahatsız etmeyecek, hatta HDP tezlerini kendisi savunacak bir pozisyonda olduğunu görüyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Yine HDP'nin talep ettiği işte yerel yönetimler özellik şartından tutun da anayasadaki ilgili değişikliklere kadar pek çok şeyi savunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu HDP'ye mecbur. Yani CHP HDP'nin elinde bir siyasi rehin şu anda. HDP'ye asla açıktan karşı çıkamazlar. İYİ Parti de çok farklı bir yerde değil, bakmayın. Yani mesela çok sert açıklamalar geldi İYİ Parti'den, ya da öyle mi biz? Yani mesela şunu hatırla. Ekrem İmamoğlu Kadınlar Günü'nde biliyorsun Meral Akşener ve Pervin Buldan adına işte fidan dikti. Yan yana Pervin Buldan katıldı hatta törene. İYİ Partililer öfke kustu İmamoğlu'na, hatırlarsın. Nasıl bizim genel başkanımızla HDP'nin genel başkanını yan yana koyarsın vesaire. Bir gün boyunca onlar bağırdılar, çağırdılar. Sonra Akşener çıktı, dedi ki işte herkesin kendi görüşüdür. Böyle şeyler olabilir diyerek alttan aldı. Çünkü orada hep göz önünde bulundurmaları gereken bir denge var. Bir HDP'ye mecbur hissetme durumları var. Dolayısıyla İYİ Parti de bundan azade değil. Yani CHP'den bu açıklamalar geldiğinde olur mu öyle şey diye işte birkaç tane açıklamaya çok fazla bakmayın derim. Genel olarak esas düzene baktığınızda orada 6 artı 1 bir ittifakın olduğunu da teslim etmek lazım. HDP 3. ittifakı kurdu. Yani 3. ittifakın içerisindeyiz dedi. Ama tabii yüksek bir oy oranına sahip. Dün Metropol'den gelen bir anket vardı. En tazesi oydu. 13.6 gibi bir rakam. Hatta 13.9'du değil mi Sinan? Yüksek bir rakam. Biliyorsun Metropol biraz muhalefete yakın. Hükümet karşıtıdır. Evet evet, muhalefete. Onların anketlerine bile baktığınızda hükümetin oylarının yükselme trendinde olduğunu görüyorsunuz. Cumhur İttifakı 42.7, Millet İttifakı 40.9 gibi bir aralıkta. Ama aslında bu bir taraftan da kıran kırana bir mücadeleyi de gösteriyor yani aynı zamanda. Önümüzdeki 8 ay gibi sonuçta bir süreç var. Sonuçta demokratik bir ülkeyiz elbette. Yani bir rekabet olacak, mücadele olacak. Burada şeffaflık çok önemli. Mesela Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Projeleri belli. İttifakın kırmızı çizgileri belli. Millet İttifakı'na baktığınızda Akşener kendisi de söyledi biliyorsun bunu. Yani onların arasında bir tam bir birlik duygusu var. Biz daha çok böyle proje bazlı çalışıyoruz gibi bir şey söyledi. Çünkü hakikaten ortak menfaatlerimizin olduğu yerde buluşalım gibi bir anlayış söz konusu. Çok prensipler ortaya konmuyor. Yani mesela İYİ Parti'nin bakış açısıyla HDP'nin bakış açısı pek çok yerde çelişiyor diyoruz ama İYİ Parti'nin bakış açısıyla CHP'nin, mesela biraz önce söyledim, yerel yönetimler özellik şartı. CHP bunu Kılıçdaroğlu defalarca söyledi. HDP de istiyor bunu. İYİ Parti bunu istiyor biz mu? Biz bu sorunları çözeriz diyorlar. Yani biz bu sorunları çözeriz. Maksat Türkiye'nin en önemli sorunlarını çözmek diyorlar. Yani ideolojik olarak. Ama daha kendi arasındaki ortaklaşmayı başaramayanlar, o sorunları çözemeyenler ülke sorunlarını nasıl çözecekler? Peki o masadan, o yüzden diyorum umut vermiyorlar. O pek. Masadan kim Cumhurbaşkanı adayı çıkar sence Hilal? Şu anda beklentin ne? Ya da Cumhur İttifakı kimi ister, kimi istemez? Orada isimler var işte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi. Biz onlar artık denklemin dışında kaldı derken Meral Akşener'in son Habertürk yayınından sonra aslında geride kalmadıklarını gördük. Evet. Tekrar masaya geri dönebilirler. Mansur Yavaş ve İmamoğlu isimleri geçiyor. Zaten bu yüzden hatırlarsın geçen hafta tırnak içinde biat tazelediler Kılıçdaroğlu'na. Yani genel başkanımızın yanındayız. Liderliğinde onun yanındayız vesaire gibi. Fakat kulislere baktığımızda Akşener'in aday olarak Mansur Yavaş'ı düşündüğü konuşuluyor şu anda. Eskiden bu İmamoğlu'ydu. Artık değil mi? İmamoğlu'nun oldukça imajının zedelendiği düşünülüyor. Yine kulislerde konuşulanları aktarıyorum sana.
İmamoğlu'nun imajının oldukça zedelendiği ama hala Akşener'le yakınlığı sürüyor. Hatta bazı konuştuğum CHP'li kaynaklar biz ona Akşener'in belediye başkanı diyoruz şeklinde tanımlamalar bile yapıyorlar. Dolayısıyla işte hatırlarsın Akşener'i belediye binasında törenle ağırlamalar, işte Akşener'in Rabbiye esir görüyorum suratında gibi ilginç gerçekten çıkışları böyle bir ortaklaşmanın olduğunu gösteriyor bize. Fakat Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş'ın adının daha ön plana çıktı ve Kılıçdaroğlu bu mücadelenin farkında elbette. Kılıçdaroğlu'ndan da ilginç açıklamalar geliyor. Mesela Ali Holding diye bir tweet attı hatırlarsın. Evet. Geçtiğimiz 2-3 hafta önce. Yok çok yeni. Habertürk'e bir salvo yaptı aslında bu tweetle. Bir dakika, o Ali Holding tweeti Habertürk'e bir... Şimdi Habertürk'te Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiği üzerine yazılar çıkıyor. O dönem Fatih Altaylı yazmış olabilir. Kılıçdaroğlu da o gün Alo Holding'lerin medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsa cürmü kadar yer ama yakarlar Fatih Altaylı gibi. Da dedi ki yani o sözler, hatta bir gün önce bir söylem olmuştu, bana değil dedi. Hı-hı. Zannediyorum. Daha yeni Meral Akşener'i parlatma yayını yapan Fatih Altaylı'dan bahsediyoruz Habertürk'te. Onu da altın parlatma çizeyim. Parlatma yayını mıydı o? İzledin mi yayını? İzledim. Yani bir medya okur yazarı, genel bilgisi olan kişinin görebileceği bir durum söz konusu orada. Bu minvalde yani yine kulislerde Ciner'le Akşener'in görüştüğü, işte bu noktada bir görüş birliğinin olduğu ve bu minvalde Akşener'in kafasındaki siyasi dizaynın ön plana çıkarılacağı gibi şeyler de iddia ediliyor, yani konuşuluyor. Ciner'le, Habertürk'ün sahibi Ciner'le Meral Akşener'in konuştuğu ve bunun üzerine bir yol aldıklarını mı iddia ediyor? Böyle bir iddialar var. Bir destek mi veriyor yani? O televizyon. Görünen öyle, şu anda görünen öyle ve Kılıçdaroğlu'nun o... Bu bir bilgi mi yoksa yani bir kulis mi? Kulis bilgisi, evet, bu bir iddia. Ama birkaç kaynaktan aldığım bir bilgi bu. Ve Kılıçdaroğlu'nun orada Habertürk'ü hedef aldığı çok net aslında baktığınızda. Herhangi bir tekzip, bir geri adım, bir düzeltme vesaire de gelmedi. Zaten kim, sonrasında. Fatih Altaylı üzerine alındı ama ben değilim dedi. Onun haricinde de üzerine alınan olmadı zannediyorum. Sen değilsin demesi gereken ama Kılıçdaroğlu'nun kendisi biliyorsun. Evet, öyle bir... Yani şu anda hem medya alanında, şöyle toparlayayım senin için. Hem medya alanında hem siyaset alanında Kılıçdaroğlu'nun aday olması olmaması üzerine Akşener'le Kılıçdaroğlu arasında... Kılıçdaroğlu ve bazı belediye başkanları arasında gerilimlerin olduğu, işte İmamoğlu'nun mesela bir medya dizaynına aynı şekilde girdiği iddiaları bir konuşuluyor. Bir dakika, o iddia nedir? İmamoğlu'nun o iddiasını da açabiliriz. Halk TV'de bir dönüşüm olduğu biliyorsun. Evet. İsmail Küçükkaya'yı transfer ettiler. Genel yayın yönetmeni istifa etti. Birkaç istifa daha oldu sonrasında. Muhalif siteler ve muhalif gazetecilerden bazıları bu konuda şöyle yazılar yazdılar. Bu İmamoğlu'nun bir dizaynı, işte Murat Ongun bu transfere vesile olduğu gibi haberler... Murat Ongun dedim, bu arada seni aradı, bir dakika aklıma geldi. Evet, onu buraya yazıyorum. Bu konuyla alakalı. Ben de şöyle bir yazı yazdım. Hani Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda artık ümidini kaybeden İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı'na mı oynayacak, evet, şeklinde bir yazı yazıp bu iddialardan da bahsetmiştim. Çünkü bu iddialar hükümete yakın kaynaklarda çıksa belki o kadar dikkate alınmayabilirdi. Ama hükümet karşıtı ve Kılıçdaroğlu'na daha yakın olan yerlerde çıktığı için demek ki burada bir gerilim noktası olabilir diye ister istemez düşünüyorsun. Sayın Ongun aradı beni. Bir 15 dakika kadar konuştuk. Off the record olduğu için içerik. Öyle yazmıştım. Çok anlatamıyorum, evet, açıkçası. Biraz açma şansım. Sadece yalanladığını söyleyeyim. Yani, yani Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na oynaması konusunda mı yalanlama? Biz Halk TV konusunu konuştuk. Halk TV konusunu. Diğer konuya girmediniz. Halk TV'de Ekrem İmamoğlu'nun ya da İsmail Küçükkaya'nın oraya gidişi konusunda gerçekten çok yazılıyor, çiziliyor. Bir şeyler konuşuyor. Bizim de kulağımıza çok geliyor. Bunu yalanladı. Evet. Ama o yalanlama... Bana şu ilginç geldi Pınar. Şimdi ben İmamoğlu hakkında 4 yıldır yazıyorum.
İBB hakkında ya da Ongun hakkında da yani 4 yıldır bulabilirsin yazılarımı. Murat Ongun ilk kez beni arayıp yalanlama ihtiyacı duydu mesela. Bu önemli bir nokta diye düşünüyorum. Yani o kadar büyük bir rahatsızlık ve gerilim olmalı ki böyle bir yalanlama yapmaya. Ya çünkü ben İBB hakkında ilk defa yazmadım. Tabii tabii, çok Sayın Ongun hakkında ilk defa yazmadım. Tabii ki ilk defa böyle bir yalanlama ihtiyacı birinci elden hissedildiği için. Belki Halk TV'nin sahibi tarafından da çok büyük bir rahatsızlık duyulmuş olabilir, bilemiyorum. Belki o taraftan da bir tepki vardır. Hı hı. Bunun için böyle bir yalanlama, ama detayı duyamıyoruz tabii. Evet. Çünkü aranızda olan bir konuşma olduğu için. Gazetecilik etiği gereği anlatamam içerik, ama dediğim gibi bu konuşmanın... Meral Akşener bugün bir röportaj da vermiş. O röportajda da şöyle söylüyor. Diyor ki bazı Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlerin dilleri çok incitici ve çok üst perdeden. Bazı yazarlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyen bazı yazarlar ve işte medya grupları incitici bir dil kullanıyorlar. Yani bir medya savaşı başlamış gibi görünüyor. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Alo Holding diyor. Meral Akşener bazı gazeteciler diyor. İşte Ekrem İmamoğlu konusunda bir başka televizyon içerisindeki bir operasyonel bir adım anlatılıyor. Enteresan bir medya siyaset ilişkisinin içerisindeyiz. Siyaset içerisinde bir gerilim var. Fakat bunun ilk adımı medyayı şekillendirme savaşıdır. Yani siyasette var olmak istiyorsan medya gücünü arkana almak zorundasın. Dolayısıyla biz o savaşın medya üzerindeki yansımaları üzerinden onu görüyoruz. Yani peki mesela bu gerilimin... buradan bir soru tamam. daha soracağım. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı CNN Türk yayınındaydı. Ve orada Abdülkadir Selvi ile bir diyaloğu evet. Türkiye'de çok konuşuldu aslında. Özellikle sosyal medyada. Abdülkadir Selvi'ye dedi ki gereğini yap yazılarında. Bak Ahmet yapıyor dedi. Ve bunun üzerine Ahmet Hakan da işte birçok yazı, birçok eleştiriler geldi. Ne demek istedi Sayın Cumhurbaşkanı Abdülkadir Selvi'ye? Ahmet Hakan da birkaç gündür yazı yazıyor. Mesela o neydi? Yani Sayın Cumhurbaşkanı ne demek istedi? Bağlamı gördüğünüzde, baktığınızda şehir hastaneleri evet, konuşuluyor evet, biliyorsunuz. Evet. Sayın Selvi de şey sormuş, yani muhalefet uzun yıllar biliyorsun israftır, şehir hastanelerine karşıyız diye muhalefet yaptı. Fakat şu anda onlar bile karşı çıkamıyorlar. Çünkü ne kadar büyük bir bunun hizmet olduğunu, halka bu noktada inanılmaz faydalar sağladığını herkes teslim ediyor artık. Bu minvalde bir soru sorunca Cumhurbaşkanı da hani eğer böyle bir dezenformasyon varsa gereğini yapmak size düşer minvalinde bir şey söyledi. Fakat bunu aldılar Cumhurbaşkanı ya gazetecinin görevi nedir zaten, değil mi? Kamu yararına, kamuyu ilgilendiren konularda bilgi vermek. Bir orta dezenformasyon varsa onun doğrusunu söylemek. Burada gazetecinin görevi zaten gereğini yapmaktır gerçekten bu işte. Ahmet Hakan da her zaman gereğini yaptım, yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Ama hiç kimseyi savunmak gibi bir durumum hiçbir zaman olmamıştır. Zaten dedi. Orada şehir hastaneleri mesela. Yani Sayın Cumhurbaşkanı demek ki beni savunun, gereğini yapın. Ya da AK Parti'yi savunun. Hayır, orada bir kamu hizmeti var. Ve kamuyu bilgilendirmesi birincil görevi olan gazetecilerde bu kamu hizmetine dair bir dezenformasyon varsa gereğini yapsın, doğrusunu yazsın. Mevzu bu kadarken işte 10 saniye oradan alıp maalesef yani bu aralar çok gerçekten farklı bir yere gazeteciler, çektiler. Medya grupları hepimiz gerçekten çok mercek altındayız. Siyasetle ilişkilerimiz değerlendiriliyor. Şimdi Hilal Kaplan. Bir kesimin sevilmeyen gazetecisisin. Üzerine çok ve sert bir gazetecisin. Hiçbir şeyi yazarken çekinmiyorsun. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorsun. Hiçbir konuda geri dönüşün yok. Sert dillisin de. Bu seni ürkütüyor mu diye merak ettim gerçekten. Şundan dolayı. Bir gün iktidar değişse ve iktidara da Millet İttifakı geçse. Nasıl bir gelecek kendine çiziyorsun? Mesela şundan dolayı soruyorum. Ekrem İmamoğlu bir Karadeniz gezisi yaptı. Ve o geziye Nagihan olaylı Alçı gezi. Gibi, olaylı gezi, Ertuğrul Özkök gibi bazı isimler özellikle kendi mahalleleri tarafından, muhalif mahalle tarafından inanılmaz sert eleştirildi. Özellikle Nagihan Alçı.
orada olamaz diye. Şimdi oradan bunu birleştirerek sormak istiyorum. Mesela o gezide Nagihan Alçı ismini olmalı mıydı? Nasıl görüyorsun? Ertuğrul Özkök de eleştirilenler arasında. Birkaç isim var ama asıl ikisi çok fazla eleştiriliyor. Mesela sana teklif gelseydi gider miydin? İleride ittifak yeri değişti. Ve sen orada o grupların içerisinde olur musun? Sen bir gazetecisin. Ve neden tartışıyoruz biz bu konuları? Hazır pazar günü ben biraz bu mesleğe nasıl girdim onu anlatayım. Sen anlayacaksın zaten. Ben lisansta psikoloji okudum. Esas psikoloji mezunuyum. Sonra yüksek lisansta sosyoloji okudum. Ve başörtüsü yasaklarıyla daha siyasetle ilgilenmeye başladım. Bu kadar siyasetle ilgilenen birisi değildim normalde. Fakat yasağa direniş sürecinde ister istemez yani seni yönetenler senin hayatına birebir engel olmaya kalktığında ister istemez sen de seni yönetenleri o devrimci ruh çıkıyor öğrenmeye onlarla yani, o baskıyla yasakla nasıl mücadele edeceğini yoluna bakıyorsun. Sonra sivil toplum faaliyetlerinde bulunduk. Oradan medyada biraz tez yazarken bir yandan da yazılar göndermeye başladım ve medyaya girişim aslında bu süreçle alakalı oldu. Ben yani doktora yapmayı düşünen, akademisyen olmak isteyen. Çok farklı bir meslek fakat olabilirdin. Fakat yasak yüzünden üniversitede o dönem bulunamıyorduk ve ben gerçekten yasakla mücadeleden fazlasıyla yorulmuştum o 7 yıl boyunca. Hem biraz ara vereyim hem biraz gerçekten bir değişime vesile olurum belki şeklinde bir niyetle aslında medya sektörü içerisinde kendimi buldum. Ve o günden beri de doğru olduğunu düşündüğüm neyse onu yazıyorum. Ve bugün baktığımda gerçekten doğru yerde duran tarafın Cumhur İttifakı olduğunu görüyorum. Yani dış politikada olanlara bir baksanıza. Yani 5 yıl önce ne diyordu muhalefet? S-400'leri almayın, işte Suriye'ye girmeyin, Libya'ya asker, İYİ Parti dahil. Libya'ya asker göndermeyin, Karabağ meselesinde Minsk grubu devreye girsin, Türkiye bu kadar Azerbaycan için ön plana çıkmasın gibi şeyler söylerken bakıyorsunuz gerçekten Cumhur İttifakı'nın politikaları ön plana çıktı ve kendisini kanıtladı. Yine bakıyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halktan onay almış, muhalefet kafayı takmış, halktan referandumdan geçse de biz bunu değiştireceğiz, biz bunu tersine döndüreceğiz. Niye eski sisteme döneceksin? Yılda bir koalisyon tek değiştirilen adam sistemi olmayacak diyorlar ve ekonominin bozulmasının da en önemli sebeplerinin arasında bu yeni sistemi gösteriyor muhalefet. Şimdi tek adamlık dedikleri bakın altılı masadan bahsettik değil mi? Kendi aralarında yani artık medyaya açık açık yansıyan gerilimler var. Daha iktidara gelmeden birbirlerini yiyorlar şu anda. Bir de bunların koalisyon olup ülke yönettiklerini düşünsenize. Hatırlarsınız 8 yılda 10 tane hükümet değişti bu ülkede 90'larda. Dolayısıyla böyle bir sistemde mi Türkiye gerçekten istikrar, huzur, güven bulur yoksa başkanlık sisteminde mi? Yani halkın oy verdiği cumhurbaşkanının halkın oy verdiği meclisle birlikte ülkeyi yönettiği sistemde mi? Ve hangi tek adamlıktan bahsediyorsunuz? Yani hem ağız dolusu işte diktatör bozuntusu vesaire gibi hakaretler sıralayacaksınız. Milletvekili, genel başkan kimliklerin arkasına sığınarak hem de tek adam diyeceksiniz. Dolayısıyla mesela Amerika'da da başkanlık sistemi var ama onlara hiç tek adam dendiğini ama duymazsınız. Oradaki sistemin buradaki sistemle aynı olmadığını savunduk. Elbette herhalde Amerika'daki sistemi olduğu gibi alıp uygulamadık. Yani bu Türkiye'ye has zaten sorun buydu. Yani Türkiye'ye has bu devletin, milletin kodlarını benimseyen bir sistem hayata geçirmekti. O referandumun esas amacı buydu. Velhasıl soruna olursam ben doğru bildiğimi yapıyorum. Benim bir ahiret inancım var. Dolayısıyla beni bu dünyadaki işte yok yargılayacağız ya da başka şeyler yapacağız gibi şeylerle. Yargılanacaksınız. Hayır. Şöyle ne için ya? Şimdi biraz önce konuştuk. Teröristlere tutuklu gazeteciler diye sahip çıkan parti benim gibi hayatı boyunca bunun karşısında olmuş bir gazeteciye sadece milletin seçtiği cumhurbaşkanının politikalarına kendini yakın hissettiğim ve bunları savunduğum için yargılayacaksa buyursunlar tarihe öyle geçerler. Yani bu dünya 3 günlük dünya dolayısıyla herkes kendi defterini yazıyor.
Herkes kendine yakışanı yapsın. Ve daha önce de soruldu bana bu. Herhalde çok fazla linç kampanyasına maruz şimdi kaldığım bazı için isimler, soruluyor bazı ama. Bazı isimler gerçekten öteki mahallenin lincine çok maruz kalıyor. Şu var Pınar. Hususi bir şeytanlaştırma kampanyasına maruz kaldım maalesef. Öyle mi? Peki yani, kim tarafından ve neden yapılıyor? İşte bu bahsettiğin çevreler tarafından, yani muhalif kesimlerin, özellikle ön plana çıkan, işte Cumhurbaşkanı'nın politikalarını savunan, Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye yakın gördüğü gazeteciler içerisinde hususi, işte hani biraz da görüşlerimi, yani herkesin... ya ortada kuyu var yandan geç yazıları da yazabilirim ben. Her gün Kılıçdaroğlu yazarım. Her gün CHP yazarım. Hayır, ben doğru bildiğimi yazarım. Yani mesela Sezgin Baran Korkmaz hadisesinde onun medya ile ilişkileri üzerine kimse neredeyse yazmadı. Ben yazarım. Burada i̇şte, bir eğer kamu yararına fayda görüyorsam girerek, buna girerim. Yazılar yazdım ve kritik yazıların olduğu için. Evet. Ama mesela geçtiğimiz günlerde de özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın milli güvenlik sorunudur dedi Cumhuriyet Halk Partisi için. Ama sen mesela tutuklu gazetecilerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi için teröristlere ve FETÖ'ye tam cümleni sen söylersin. Şöyle, sert bir yazı yazdın diye hatırlıyorum. Sert bir yazı diyorsun ama Pınar, yani şimdi bakıyorum 17-25 Aralık sürecinden itibaren FETÖ hangi iddiayı dile getirdiyse Sayın Kılıçdaroğlu da o iddiayı dile getirmiş. Ve ben burada dedim ki CHP'nin sufleri olarak FETÖ. Evet, bakıyorsun, yazın, evet, yani FETÖ. İşte Türkan Vakfı iddialarından tut, Erdoğan Malezya'ya kaçacak iddiasını zaten FETÖ'nün kanalında söylemişti Kılıçdaroğlu, hatırlarsın. Zamanın bugün önüne milletvekillerini yolladı, gitti Ekrem Dumanlı ile o dönem zamanda kendisi görüştü, röportajlar verdi. İşte 17-25 Aralık'tan sonra yargıda ve emniyette FET bir yapılanma vardır diyemeyiz. Buna dair elimde bir done yok. Hatta bu ülkenin vicdanlı savcılarıdır, polisleridir diyerek sahip çıktı Sayın Kılıçdaroğlu. Yani darbeye kadar zaten FETÖ'nün tezlerine sahip çıktı. Darbe günü tankların yol verdiği tek siyasi lider Sayın Kılıçdaroğlu. Darbeden daha üzerinden bir yıl geçmeden adalet yürüyüşü diye bir şey ortaya çıkardı. Ve bütün FETÖ destekçileri onun yanında beraber yürüdü. KHK'lıları hiç istisnasız işte tekrar memuriyete döndürme gibi bir durumları söz konusu. Bugün FETÖ cansiperane bir şekilde Millet İttifakı'nı yani savunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün siyasi ayağı diye de yazmıştım. Hatta ben siyasi ayağı demek yetmez, siyasi gövdesi yazdım. Çünkü gerçekten bugün baktığınızda FETÖ'nün en çok siyasi yatırım yapmış olduğu parti CHP'dir. Çünkü CHP muhalefetin en yüksek oy oranı olan partisi olduğu için Kılıçdaroğlu da bu minvalde bu tezleri en yüksek sesle. Ya bakın şu askeri tırnak içinde yani FETÖ'cü askeri öğrenciler meselesi darbe sürecine birebir iştirak etmiş. Haklarında Baylok'tan tutun da pek çok yargıda dosyaları olan insanlardan bahsediyoruz. Tahliye edildi diye, yani aklanmadı, beraat etmedi söz konusu kişi. Darbede de aynı şekilde yer almış olan bir tırnak içinde askeri öğrenci makamında ağırladı Sayın Kılıçdaroğlu ve bir kahraman gibi yine onu da mağdur olarak lanse etti mesela. Bu arada özür dilerim sevgili Hilal, bir Aytun Çerkin'den de bir mesaj var, bir de yazısı var. Aytun Çerkin Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş, biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gidecek. Hı-hı. İktidarla görüşmeyeceğim, ben iktidar değilim, muhalefetle görüşeceğim dedi. Şimdi Aytun Çerkin bir yazı yazmış. Hemen yazıyı söylüyorum. Kılıçdaroğlu 9-13 Ekim günleri arasında vahşi kapitalizmin kalbi ABD'ye gidecek. Washington'da sivil toplum kuruluşlarıyla görüşecek. Kılıçdaroğlu ziyaretinde çok özür dilerim. Ziyaretinde Türkiye'den ABD'ye giden, teknoloji alanında yatırım yapan ve bu tür projelerle ilgilenen gençlerle bir araya gelecek. Ancak ziyaret konusunda CHP içinde de dışında da soru işaretlerinin olduğunu öğrendim. Gezinin zamanlaması ve yaratıcı algı konusunda farklı düşünen CHP'liler olduğunu öğrendim. Özellikle iktidara yakın kalemler bu geziyi icazet almaya gidiyor diye anlattı. Öyle mi düşünüyorsun? CHP liderine sordum diyor. Amerika'ya gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almayacağım diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Neoliberal politikalara karşı çıkan sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için ABD'ye gidiyorum diyor.
İcazet tartışması da 20 yıl önceye götürdü beni demiş yine Aytun Çerkin yazısında. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tartışmalı ABD ziyareti. Çünkü bu ABD ziyaretinin arkasında hep bir FETÖ tartışması da beraberinde geliyor. ABD'ye neden gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu, ama Aytunç'a göre kendi içerilerinde de bir sıkıntı varmış. Ne dersin, seni tatmin etti mi bu söylem? Kılıçdaroğlu'nun en son ABD ziyareti biliyorsun. Burada Bernie Sanders'la görüşecek orada. Demokratik sosyalist evet. Senatörle görüşecek. Evet. Eski başkan adayı demokratlardan evet. Başkan adayı olmaya çalıştı, olamadı. 17-25 Aralık'tan 2 hafta kadar önce 2013'te biliyorsun ABD ziyareti oldu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Orada FETÖ'cü STK'larla ve oranın elebaşına en yakın olan isimlerle bir araya geldi. Fotoğraflar verdi. Hatta CHP'nin internet sitesinden kaldırıldı sonra. Yani darbeden sonra o haberlerden bazıları kaldırıldı, o yan yana fotoğraflar. Ama fotoğrafı olmayan yok ki Hilal. Yani. Yok şöyle. Şuna... Bu tartışmalara mesela girdiğimiz zaman fotoğrafı olmayan kaç kişi çıkartacağız? Fethullah Gülen'le zamanında. Çok kişi... Ya var çıkarırız tabii yani ben dahil. tabii bizler dahil olmak üzere bizlerin yok da. Hani siyasilere dönüyoruz, bakıyoruz da. Yani birçok fotoğrafla da karşı karşıya. Yani sadece fotoğraf sadece bir sadece fotoğraftan bahsetmiyorum ama. ABD'de elebaşından sonra gelen isimler, STK başkanları tabii gibi görünüyorlar orada sadece, ama bu kilit isimlerle görüşmeler yaptı, toplantılar yaptı. Sonra 10 gün kadar sonra 17-25 Aralık süreci başladı ve 17-25 Aralık'ta biliyorsun işte o yasa dışı kasetleri meclis kürsüsünden dinlettirmekten tut da işte Samanyolu TV'ye çıkıp Erdoğan Malezya'ya kaçacak gibi FETÖ'nün iddialarını dillendirmeye değil. Düşmanımın düşmanı dostumdur çok, mantığıyla evet, bir yani hareket bir gibi. FETÖ'nün koçbaşı gibi, yani FETÖ devlete sızma operasyonunu gerçekleştirmek için CHP'yi, Kılıçdaroğlu'nu o dönem bir koçbaşı gibi kullandı. Peki o dönem kullandı. Sana göre halen bu devam eden bir süreç mi? Söylemlerine bakalım bunlar. Bugün FETÖ mesela neyi savunuyor? 15 Temmuz bir tiyatrodur. CHP neyi savunuyor? 15 Temmuz bir tiyatrodur. FETÖ Türkan Vakfı'nı illegal bir vakıf olarak göstermeye çalışıyor. CHP'nin ABD temsilcisi başta olmak üzere, ki Kılıçdaroğlu da bunları biliyorsun 5 ay kadar önce gündeme getirdi. Aynı şeyi savunuyor. KHK'lılar meselesinde FETÖ ne istiyorsa Kılıçdaroğlu aynısını söylüyor. Darbeye karışan askeri öğrenciler meselesinde FETÖ ne söylüyorsa Kılıçdaroğlu aynısını söylüyor. Örnekleri çoğaltabilirim ama baktığında yani sadece olgulara bak. Sadece olgusal bazda bak. Bu paralelliği görüyorsun. Böyle bir söylemsel korelasyon olduğunu görüyorsun en azından. Dolayısıyla o yüzden FETÖ'nün tezlerini en yüksek sesle dile getiren ve siyasi temsil noktasında böyle bir hizmet icra eden, tırnak içerisinde hizmet icra eden bir yerde konumlandırdı Kılıçdaroğlu maalesef. Hem kendisini hem de ana muhalefet partisini. Önümüzdeki günlerde halen bunları konuşmaya çok devam edeceğiz. Birkaç tane daha çok önemli sorum var. Onları sormak istiyorum sana. Şimdi... Şunu da merak ediyorum. Bir dönem geliyor, şöyle bir LGBT işine girmek istiyorum. Şuradan dolayı sormak istiyorum özellikle. Derdim LGBT işini açmak değil ama tartışmalara bakış olarak. LGBT karşıtı bir yürüyüş düzenlendi. Şimdi bunun üzerine Türkiye'de böyle bir şu söylenmeye başladı işte. Bunu hükümet yapıyor. LGBT karşıtı yürüyüşü düzenliyor. LGBT sorununu bilerek toplumun önüne getirmeye çalışıyor. Toplumda böyle bir kutuplaşma yaratmaya çalışıyor. Ne dersin bu iddialara? Yani LGBT mesela toplumun önemli bir sorunu mudur Türk toplumunun? Yani şöyle, burada sanki ortada hiçbir toplumsal olgu yok da hükümet bunu icat etti ve ortaya getirdi. Böyle bir anlayış olabilir mi gerçekten? Yani toplumun gerçekten kendine has refleksleri yok mudur bu hususta? Bu bahsettiğin, yani bir şunun altını çizelim. Günahkarla değil, günahın meşrulaştırılmasıyla, günahın kamusallaştırılmasıyla bir meselem var burada. Yani bu bir cinsi sapkınlık olabilir. Kişinin mahrem hayatı kendini ilgilendirir. Ama sen bu cinsi sapkınlığı bayraklaştırıp, siyasi temsil haline getirip ve bunun üzerinden kamusal alanı hegemonize edip,
Ondan sonra bizim dilimizi de buna göre şekillendirmeye çalışıp çocuklara kadar inen bir cinsi sapkınlık söylemini üzerimize dikte etmeye çalışıyorsan ben elbette buna karşı dururum. Yani çocuğu olan birisi olarak da karşı dururum. Sıradan bir vatandaş olarak da karşı dururum. Bir Müslüman olarak da karşı dururum. Eli kalem tutan bir yazar olarak da karşı dururum. Bunun için benim AK Parti'ye ihtiyacım yok yani. Tabii. Bunda sorun yok. Şunu söyleyeyim. Yani onur yürüyüşü yaptılar. Yapmak istediler. İstanbul Valiliği izin vermedi onur yürüyüşüne. Ardından LGBT karşıtı yürüyüş yapıldı ama İstanbul Valiliği izin verdi. İşte burada bir... Sen hatırlıyor musun? 3 yıl önce o sözde onur yürüyüşünde neler olduğunu, Ramazan günü neler yaptıklarını hatırlıyor musun? Çok kötü sahneler neredeyse vardı. Neredeyse cinsi birliktelik yaptılar sokak ortu. Bunları mesela toplumumuza belki hatırlatmak lazım. Nelere yol açabileceğini bu davranışın. Şimdi 3 yıl önce 2019'da CHP'nin Kadıköy ve Şişli belediyelerinin LGBTİ komisyonları var. Ve bu komisyon 23 Nisan'da bir broşür yayınladı Pınar. Sen de çocuk sahibi birisin. Dedi ki eşcinsel çocuklar vardır. Şimdi belki izleyicilerimizin hepsi bilmiyor olabilir. Ne demek eşcinsel çocuk? Bu sapkın söylem Amerika'da ve Avrupa'da o kadar ileri noktaya gitti ki bir çocuk 3 yaşında 4 yaşında bir erkek çocuk ben kızım dediğinde bir çizgi filmden etkileniyor ve hani oradaki karakter olduğunu düşünüyor mesela. Ya da bir kız çocuk ben erkeğim dediğinde Amerika'nın pek çok eyaletinde ve Avrupa'da çocuğunuzun sözüne uymak zorundasınız. Eğer çocuğunuzun sözüne uymuyorsanız ve çocuğunuz belli bir yaşa geldikten sonra sizi bu konuda şikayet ediyorsa devletin suçlusunuz. Elinizden alma hakkı var velayeti. Ve ne oluyor sonra o çocuk? Sen o şekilde o çocuğu yönlendirdiğinde işte mesela erkek çocuk oje sürmek istiyor. Oje sürüyorsun, saçlarını yapıyorsun, makyaj yapıyorsun. Bu çocuklar 6, 7, 8 yaşlarında Pınar işte barlarda sahne alıyorlar bu halleriyle. Podyuma çıkarılıyorlar. Kahraman gibi lanse ediliyorlar. Bu yaşadıkları cinsel karmaşanın kendisi bu sapkın siyasete malzeme yapılıyor. Bayraklaştırılıyorlar. Obje haline getiriliyorlar. Ve sonra ergenliğe geldiklerinde de bu çocuklara ergenliği önleyici. Yani mesela kızsa işte göğüslerinin büyümesini engelleyici. Erkekse başka organların büyümesini engelleyici. Onları küçülten, ters cinsiyete çeviren iğneler yapılıyor. Her hafta yapılıyor bu iğne. Düşünebiliyor musun sapkınlığı? Yani şeyi düşün. Çok korkunç. Yani korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Çok. Sonra şu anda başka bir hareket başladı. Şimdi, Amerika'da. Onu bitireyim. Buna karşı çıkan, cinsiyetini değiştirip bundan pişman olan insanlar bir hareket başlattı şimdi. Bizi yanlış yönlendirdiler. Ben kadındım, erkek olmaya karar verdim ve şu anda bundan pişmanım. Ama geri dönüşüm yok. Neden? Ameliyat olmuş. Fiziki özelliklerini kaybetmiş. O iğnelere maruz kalmış. Ergenliği elinden alınmış, çocukluğu elinden alınmış, cinsiyeti elinden alınmış ve böyle insanlar çıktı karşımıza. Ondan sonra sadece sanki bu bir yani şeymiş sadece gibi. Sadece LGBT bir işte demokrasi, insanların özel saygı. Aynen. İnsan özel hayatına kimse karışamaz, ne alakası var falan. Ya özel hayatla kimsenin bir sorunu yok ki. Ama burada sen bu cinsi sapkınlığı alıp toplumun normali haline getirmeye çalışıyorsun. Bunu siyasi bir simge üzerinden bir kamusal alana hegemonize eden, yani şöyle bir şey oldu. Bu konuda söz söylüyorsan sen homofobiksin. Sen hayır efendim homofobik falan değilim, hasta değilim. Bilakis gender studies okumuş birisiyim. Literatürü pek yani pek çoğundan da iyi bilirim. Oturur tartışırım da. Mevzuyu çok iyi bildiğim için zaten karşı çıkıyorum. Ailenin adı yok. Geçen sene çıkan kitabımın önemli bir kısmı bu konu hakkında. Yani bu tehlikeye sormak istedim. İşaret ediyorum. Hani bu Türkiye'deki işte demokrasi yok söylemlerine evriliyor. Yani işte İstanbul Valiliği onur yürüyüşüne hayır diyor ama karşıt yürüyüşe evet diyor. İşte bu diyorlar ki bir demokraside bir yaradır. Sana çok ilginç bir şey söyleyeyim. Şu anda şöyle bir siyaseten karşı çıkış başladı. Amerika'da mesela cumhuriyetçiler bu konuda inanılmaz konsolide olmuş durumdalar. Ya yani bir sonraki cumhuriyetçilerin başkan adayını belirleyecek kadar 3 konu varsa birisi budur.
Çünkü gerçekten okullarda çocuklarına bunlar öğretiliyor ve veliler hiçbir şey yapamıyorlar Pınar. Çok korkunç. Yani kanunlar bu yönde. Yani düşünsene kendi çocuğu. O yüzden insanlar evde okutmaya başladılar tabii, çocuklarını. Yani kişilerin hayatına saygı duymak başka bir şey. Bir empoze edilen bir şeyden bahsetmek artık çocuklara farklı bir şey. Çok korkunç. Evet. Peki oradan da şunu sormak istiyorum. Şu konser iptalleri. AK Parti şöyle de demiyor ki yani AK Parti iktidar. Halkın işte eğlenmesini de istemiyor, konser iptalleri yapıyor, işte seküler kesime yaşam hakkı tanımıyor gibi bir takım ithamlar da var. Konser iptalleri bir grubu çok rahatsız ediyor. Neden konser iptaller? Neden konserler iptal ediliyor ayrıca gerçekten? Ya vaka vaka bakmak lazım aslında. Ya mesela bir Aynur Doğan konseri meselesi vardı biliyorsun. AK Parti bir belediye iptal etti bu konseri, fakat İBB devam ettirdi konseri ve ilginç bir şekilde CHP gençliğinin önünü aldığı bir grup çok sert şekilde İmamoğlu'nu eleştirdi. Çünkü söz konusu sanatçı işte Almanya'da, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde PKK'nın desteklediği konserlere de çıkan, işte bu propagandaya destek verdiği söylenen bir isimmiş. Evet. Aynı zamanda dolayısıyla mesela böyle bir mesele, yani konserin iptal edilmesini birebir CHP gençlerinin bir kısmı istedi o noktada. Hmm. Başka örneklerde mesela Melek Mosso deniyor. Ve bu olaylar üzerinden öğrendim, yanlış söylüyor da olabilirim. Mesela Melek Hanım'ın AK Parti iptal etti dendi konserini. Kültür Bakanlığı ertesi hafta konsere çıkarttı mesela kendisini. Hani konser iptalleri ve AK Parti diye bir algı oluşturulmaya çalışılıyor ama baktığınızda veri veri, yani vaka vaka baktığınızda daha farklı doneler görebiliyorsunuz. Ama eğer yani haklı gerekçe olmadan böyle bir şey yapılıyorsa bence yanlış yani tabii ki. Yani bunun herhalde topluma da mesela Zakkum konseri isminden dolayı bir grup ve zannediyorum Saadet Partisi'nin gençlik grubuna da yakın bir grup diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltsinler. Orada işte ismi cehennemde bir bitki ismi olduğu için Zakkum ismi onun için iptal istediler ama belediye başkanı iptal etmedi. Ama sonra öğrendim ki AK Parti belediyesi bir başka belediye Zakkum konseri vermiş mesela. Yani bunun topluma anlatılması lazım. Şimdi konser elbette iptalleri şöyle algılanıyor. Mesela festival iptali de yine Saadet Partisi'nin de konserleri işin içinde ve festivalleri olduğu beraber değerlendiriyorum. Evet. Mesela Saadet Partisi adı hiç geçmiyor bu meselelerde. Halbuki onların da bu talebi dillendirdiği yer yer platformlar var. İşte valilere gidilmiş, belediye başkanı gidilmiş, görüşülmüş. Ama yabancı medyada da benden görüş aldı mesela bir yabancı medya organı bu konuda. Bunları hiç bilmiyorlar. Çünkü neden? Algı AK Parti muhafazakar seçmene sahip olduğu için festivalleri iptal ettiriyor falan gibi bir algıyı, tabii bu algıyı satın alması kolay biliyorsun. Çerçevelendirmesi kolay. Bunun üzerinden yürünüyor maalesef. Ama durup dururken bir iptal olsa buna ben de karşı gelirim. Ben de karşı gelirim. Evet, iptaller, aynen, yasaklar, bunlar senin de istemediğin. Elbette. Yani her görüşün bir şeyi, karşılığı da olmalı. Elbette. Türkiye'de. Elbette. Kaç dakikam var sevgili yönetmenim? Bir soru soracağım. Vaktim var mı onu sorayım. Ona göre bir 5 dakikam var. Af konusunu da sormak istiyorum sevgili Hilal sana. Sanıyorum önümüzdeki günler bunu konuşacağız. Öyle görünüyor. Af çıkar mı? Beklentin var mı? AK Parti ne der? Şimdi şöyle bir tartışma oldu. Kader mahkumları demişti Sayın Bahçeli daha önce. Sayın Kılıçdaroğlu da kader mahkumlarına af dedi. Yani terör gruplarına asla. Tabii. İşte kadına şiddete asla. Cinsel saldırılar, suçlar. Evet, onlar, bunlar çocuğa. Yok, bunların tabii hepsi af dışında olacak. Kader mahkumları işte başına yanlışlıkla gelmiş bir şeyler gibi değerlendiriyor. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki de gelmiş kader mahkumları deyince. Af çıkar mı? Af konuşacak mı Türkiye? Şu anda gündemde konuşulan meselelerden birisi, konuşacağız gibi duruyor. Öyle mi? Senin dediğin gibi. Mesela bu konuda gerçekten yine vaka vaka bakmak lazım. Ben en son şeyi yazmıştım. Nasıl başarılacak mesela? Bundan 6 ay önce mesela Çek Yasası Mağdurları diye bir grup var. Şimdi baktığında ben haklı buluyorum onların tezlerini açıkçası. Ve bu hususta mesela bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum.
bence vaka vaka bakıp bu konuda bir inisiyatif alabilir devlet diye düşünüyorum. Yani gerçekten zorlu bir süreç olacak gibi gözüküyor. Ama mesela uyuşturucu konusunda kesinlikle çok net Cumhuriyet Halk Partisi. Belli başlıklar var Pınar. Onlar zaten onu da anladığım kadarıyla şey dışı, parti dışı grupta yani. Zannediyorum ortak noktada buluşurlar mı sence? Belki kavgasız olan bir şeyle karşılaşırız diye düşünüyorum. Yani ortak noktada buluşurlarsa daha güzel bir tablo çıkar tabii ki ortaya. Ama Cumhur İttifakı'nın da üzerine eğildiği bu mesele bu başından beri. Hatta Sayın Bahçeli meclis kapanmadan önceki dönemde hatırlıyorum bu konuda bir çıkış da yapmıştı. Çalışmayı da başlatmıştı. Aynen. Yani. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın önderliğinde bir düzenleme bekleyebiliriz gibi görünüyor. Ekonomik sıkıntılar, sahayı nasıl görüyorsun? Onu da sormayı unuttum tabii. Çünkü özellikle seçimin belirleyicisi ekonomi olur deniyor. Elbette. Bu ekonomi düzelecek midir? Sonuçta 8 ay var seçime. Ya ekonomi düzelmezse iktidar zorlanacak mı? Ekonomide seçimlerin birincil faktörü ekonomidir. Bu hemen hemen dünyanın her yerinde böyledir. Eğer çok olağanüstü bir durum yoksa. Baktığımda mesela iktidar ne yapıyor? İşte doğalgazda, elektrikte sübvansiyon yapıyor. İşte %70'ini, 80'ini kendisi karşılamaya çalışıyor. TOKİ üzerinden toplu konut proje gerçekten dünya tarihinde çok eşi olan bir şey değil. Yani 1 milyon gibi bir hedef bile var yani. Bu kira fiyatlarını maalesef fahiş bunları özellikle düzenlemek için. Onlar tabii tartışılan başlıklar da var evet, tabii var. Üzerinde. Yine biliyorsun yıl yarısında asgari ücrete zam yapıldı. Yıl başında tekrar Cumhurbaşkanı açıkladı. Asgari ücrete güçlü bir enflasyona ezdirmeyeceğiz sözü önemli bir sözdür. Dolayısıyla güçlü bir zam bekliyorum. Yıl yarısında yapılan da güçlü bir zam. Yani Cumhuriyet tarihinde çok karşılığı benzeri olan bir zam değildi. Onun dışında yani böyle başlıklar aklımıza geliyor. Muhalefete bakıyorum değil mi? Böyle bir durumda en çok bu konunun üzerine atlayıp halka umut verecek, halka bir şekilde onları motive edecek şeyler söylemesi ve yapması gereken muhalefet. İşte Mansur Yavaş Ocak ayında 30 bin işçinin sözleşmesini feshediyor. Ekrem İmamoğlu Türkiye'deki sağ olsun en pahalı suyu, en pahalı ulaşımı sağlamış durumda şu anda. Zam üstüne zam yapıyor. Antalya Belediyesi'ne bakıyorsun CHP'li en düşük çalışan maaşını veren belediye olarak Türkiye çapında tarihe geçiyor. Yani yaptıklarına bakıyorum. İcraatlarına bakıyorum. Ha bir de söylemlerine bakıyorum. Mesela 6+1 masadan ne çıktı? Ekonomiyi düzeltmeye dair hangi somut konuda anlaştılar da halka ümit verecekler? O yüzden bence yükseliş trendinde olmasının sebebi de bu Cumhur İttifakı'nın. Evet ekonomi bu anlamda bizi zorluyor ama düzeltirse yine Başkan Erdoğan düzeltir, Cumhur İttifakı düzeltir inancı var. Çok teşekkür ediyorum Hilal ben Kaplan. Teşekkür ederim. Açık yüreklilikte bir sohbet oldu. Güzel de bir pazar sohbeti oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ayağını ediyorum. Çok pazarlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler sizlere de çok teşekkür ederiz efendim. Güzel bir pazar geçirmenizi temenni ediyoruz. Hemen sözü haber merkezine bırakıyoruz. Haftaya görüşürüz.